Merhaba arkadaşlar. 3D yayınlarının geometri sorularına devam ediyoruz. Birinci sorumuz D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde herhangi bir nokta AB dik AC'ye BD 4 DC 9 demiş ve BC yani X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki açının önemi var. 90'dan büyük olmasına göre çözülecek soru. Bu açı 90'dan büyük arkadaşlar. Neden? Bumerang kuralı dediğimiz işte buraya A buraya B dersek buradaki açı 90 artı A artı B olacak. Yani 90'dan büyük. Pekala normalde bu olmasa biz şöyle diyorduk. X küçüktür. 9'da 4'ü topladığımızda 13'ten ve büyüktür. 9'da 4'ün farkı 5'te diyorduk. Fakat burası 90'dan büyük olduğu için normalde 90'mış gibi düşünsek ne olurdu arkadaşlar? X kare eşittir 9'un karesi 81 artı 4'ün karesi 16. Yani x kare eşittir 97 olurdu. İşte burası 90'dan büyük olduğu için buradaki x ifadesi de kök 97'den büyük olmak zorunda. Yani kök 97'den büyük olacaksa kök 100 yani 10, 11 ve 12 olur. Kaç farklı değer? 3 farklı değer bulduk arkadaşlar. Diğer sorumuz. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi bu X BC üzerinde bir nokta. Bu X'in alabileceği en küçük değer buraya indirdiğimiz dikim boyu olabilir. En büyük değer de buradaki uzun kenarın kendisi olabilir arkadaşlar. Bu yönüyle düşündüğümüzde 9, 12, 15 üçgeni olacak. Öklit bağıntısına göre 9 çarpı 12 eşittir 15 çarpı h dediğimizde 3'e böldük 5, 3'e böldük 4. 36 eşittir 5h dersek h eşittir 7,2 bulunur. Yani x kaç farklı tam sayı diyorsa o zaman 7,2 en kısaysa 7,2'den büyük 8, 9, 10, 11 ve 12 yani 5 farklı değer buluyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Şekildeki ABC çeşit kenar üçgeninin kenarları birer tam sayıdır. Arkadaşlar burada kilit cümle birincisi çeşit kenar olması, ikincisi kenarlarının birer tam sayı olmasıdır. Bağıntısı varsa diyor A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. Şimdi A hakkında biz üçgen eşitsizliğine göre ne diyoruz? A küçüktür B artı C'den ve büyüktür B eksi C'nin mutlak değerinden diyoruz. Şimdi bunu düşünürsek bakın B artı C neymiş? Şunu karşıya attığımızda B artı C eşittir 32 eksi 3A denilebilir. Yani biz buraya 32 eksi 3A yazabiliriz. 32 eksi 3A dedik. Sonrasında da bunu karşıya attığımızda B eksi C eşittir 6 eksi A diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya da B eksi C'nin mutlak değeri yani 6 eksi A yazarsak. Pekala. Şimdi bu iki eşitsizliği çözeceğiz. Şurayı çözersek 3A'yı buraya attık. 4A küçüktür 32. A küçüktür 8 diyeceğiz. Burayı çözersek de attık karşıya. 6 küçüktür 2A. A buradan büyüktür 3 diyeceğiz. Şimdi 3'ten büyük yani şöyle şuraya yazalım. A küçüktür 8 ve A büyüktür 3 diyeceğiz. 3'ten büyük 8'den küçük 4, 5, 6, 7. 4 tane değer görülüyor yalnız arkadaşlar. Burada çeşit kenar demesine dikkat edin. Ben 6 dersem, A'ya 6 dersem, burada A yerine 6 koyarsam bu 6 bunu götürür. B eksi C, şuraya yazalım. B eksi C eşittir 0 çıkar. Bunu da karşıya attığımızda B eşittir C çıkar. B eşittir C çıkması çeşit kenar olmasıyla çelişir. Yani burada A'yı 6 değerini iptal ediyoruz. Alabileceği 3 farklı değer vardır diyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bariz adam bizi orta tabana yönlendiriyor. Yani şuradan DF'yi birleştirir. Buraya X dersek AB dediğimiz şey 2X olur. Şimdi X hakkında şöyle diyeceğiz. X küçüktür 9, 5 daha 14'ten ve büyüktür 9, eksi 5, 4'ten diyeceğiz. Şimdi bize burada neyi sormuş? Yani X'in tam sayı olması gerekli mi? Ona bir dikkat edeyim arkadaşlar. Hayır, x'in tam sayı olması gerekmiyor. Ben bunu 2 ile genişletsem 8 küçüktür 2x o da küçüktür 28 olacak. Ben 2x'i merak ediyorum yani AB'yi merak ediyorum. Dolayısıyla 28'den küçük en fazla 27 olur. Sıradaki sorumuz.
ABC bir üçgen demiş. AD, AC'ye eşit 9 var, 14 var ve AB yani x'in en küçük tam sayı değerini sormuş. Şimdi arkadaşlar ikizkenar gördüğünüzde yani %90 ihtimalle size tepeden tabana bir dikme indirmenizi istiyordur. Şimdi siz tepeden tabana bir dikme indirdiğinizde burası burayı 7'ye 7 bölecek. 7'ye 7 böldü. 7, 9 daha burası 16 yapar. X kesinlikle 16'dan büyük olmak zorunda. 16'dan büyük olacaksa en az 17 olur. Sıradaki sorumuz ABC üçgeninde açıortay verilmiş, 6'ya 8 verilmiş. Yukarıda verilenlere göre BC yani X'in en küçük tam sayı değerini soruyor. Arkadaşlar şöyle bir özellik hatırlıyorsunuzdur umarım. Şöyle bir üçgende, böyle bir üçgende eğer buralardan dış açıortaylar geldiyse şuradaki açı 90 eksi alfa a bölü 2 yani şuraya a açısı dersek 90 eksi a bölü 2 oluyordu. Bunu düşünürsek yani şuradaki açının d açısının 90'dan küçük olduğunu anlıyoruz. Buradaki d açısının 90'dan küçük olduğunu anlıyoruz. Burada da 180'den küçük bir açı var. 180'den küçük açıyı ikiye böldüğünüzde burası da 90'dan küçük, burası da 90'dan küçük. Yani burada bir dar açılı üçgenden bahsediyoruz. Şimdi her kenar için acaba burası dik olsaydı, mesela burası dik olsaydı 6, 8, 10 yani x kare eşit olacaktı 36, 64'e, 36 artı 64'e ve x kare eşit olacaktı 100'e, x kare eşit olacaktı 100'e. Fakat burası 90'dan küçük olduğu için x kare küçük olacak 100'den yani x küçük olacak 10'dan. Bu bir. Sonrasında aynısını şuraya uygulasak arkadaşlar x kare artı 36 eşit olurdu 90 olsaydı 64'e ve x kare eşit olurdu 28'e. Fakat buradaki açı dar açı olduğu için buranın 64'ün ne olması lazım? Küçük olması lazım. O zaman x kare büyüktür 28 diyeceğiz. Karesi 28'den büyükse bu sayı da 5'ten büyüktür. Dolayısıyla x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri 6 olur diyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz ABC bir üçgen. AB eşittir 9, AC eşittir 13. BC eşittir 3x eksi 2 demiş. Ve HA büyüktür HB demiş. Arkadaşlar şimdi burada şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Mesela bir üçgenin yardımcı elemanları arasında işte HA büyüktür HB, o da büyüktür HC sıralaması verdiyse kenarlar bunların tam tersidir. Yani A kenarı en küçüktür. Nasıl desek? A kenarı en küçüktür. B kenarından o da küçüktür. C kenarından şeklinde yorumlarız. Veyahut da bunu yani sadece H için değil yardımcı eleman olan açıortay ve kenarortayda da. Mesela adam dedi ki VA büyüktür VB, o da büyüktür VC'den dedi. En uzun kenarortay A kenarına aitse o zaman en kısa kenar A kenarıdır. Yani A kenarı küçüktür B kenarından, o da küçüktür C kenarından şeklinde yorumlayacağız. Dediğim gibi aynısı açıortay için de geçerli diyoruz. Pekala, buradan çıkaracağımız sonuç HA büyük HB ise A kenarı küçüktür B kenarından diyebiliriz. A kenarı yani A açısının karşısındaki kenar 3x-2 küçüktür B kenarından yani B açısının karşısındaki kenar 13'ten diyeceğiz. Sonra o da büyüktür. Bunların farkını aldığımızda 13'ten 9 çıkartırsak 4'ten olur. Buradan her tarafa 2 gönderdiğimizde 3x küçüktür 15 ve büyüktür 6 diyoruz. Her tarafı 3'e bölersek x küçüktür 5 ve büyüktür 2 olacak. Bu aralıkta sadece 3 ve 4 yani 2 tane değerimiz var. Sıradaki sorumuz. Fatih öğretmen öğrencilerine bir etkinlik yapıyor ve etkinlik sonunda öğrencilerine bir soru soruyor. A açısı 120 dereceden büyük olacak şekilde bir ABC üçgeni çizin. Arkadaşlar böyle sorularda yani açı kenar bağıntılarıyla ilgili işte falan açı şu değerden büyüktür falan diyorsa o değeri alın. O değermiş gibi davranın ve ondan sonra ondan büyük ve küçük olma durumunu kıyaslayın. Yani ne diyorum? Şöyle biz bir 120 derecelik bir açılı yani 120 derecelik açıya sahip bir üçgen alsak. Burası 120 derece olsun. Tamam. Şuraları bilmiyoruz. Mesela 30, 30 mu 40, 50 mi bilmiyoruz. Ama burası 120 derece olsun. Pekala. BC kenarının orta noktası burası A kenarı, burası B kenarı, burası da C kenarı. BC kenarının orta noktası şurası olsun.
Orta noktası D olsun. Tamam, D. D ile A noktasını birleştiriniz demiş. D ile A noktasını birleştirdim. Siyaha geçelim ya da siyah daha belirgin olur. D ile A noktasını birleştirdik. Güzel olmadı. Şöyle birleştirdik. Sonra AB 6'ymış. Burası 6'ymış. AC de 8'miş. Arkadaşlar böyle sorularda açı kenar bağıntılarında kenar ortayı verdiyse büyük ihtimal size orta tabandan yürümeniz için bir şeyler soruyordur. Pekala, biz şuradan şöyle bir orta taban yapsak. Burası 6 ise burası 3 olur. Orta taban olduğu için buralarda 4'e 4 paylaşılır. Şimdi orta taban dediğimiz şey kesinlikle paraleldir. Bunlar birbirine paralel. Buradaki açıya biz 120 demiştik. O zaman buradaki açı 120 olur. Buradaki açı da 60 olur. Şimdi buradaki açı 60'mış gibi davranalım. Tamam mı? 60'mış gibi davranıyoruz. Pekala. Buradaki açı 60 derece olsun. Şimdi ben başka bir renge geçelim. Şuradan buraya bir dik indirsem. İndirdiğim dikin 90'ın karşısı 4 ise şuradaki açı 30 derece olacak. 30'un karşısı 2'dir. 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür. Buranın komplesi şurası 3'tü. Dolayısıyla buraya 1 kaldı. Pisagor uyguladığımızda 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi yani 12, 1 daha 13 olur. Şurası kök 13 olur. Şimdi kök 13 olur dedik. Gelelim şimdi tekrar 120'yi değerlendirmeye. Şuradaki açı şu açı 120'den büyükmüş. O zaman şuradaki açı 60'tan küçük olacak. 60'tan küçük olacak. 60 olsaydı kök 13 oluyordu. 60'tan küçük oluyorsa kök 13'ten küçük olacak. Kök 13'ten küçük olan tam sayılar ne? 1, 2, 3. Peki bunlardan şimdi şuraları silelim. Bu sayılardan eleyeceklerimiz olacak. Şöyle sildik. İşimize yarayacak şekilde bıraktık. Burası 4'tü. Burası 3'tü. Şurayı merak ediyoruz. X hakkında küçüktür. 3 artı 4, 7. Ve büyüktür. 4 eksi 3, 1'den diyoruz. Yani 1 olamaz. Zaten bizim üst sınırımızı kök 13 belirlemişti. Şununla işimiz yok. Ne oldu burada arkadaşlar? X'in alabileceği iki farklı tam sayı değeri varmış. Sıradaki sorumuz ABCD dörtgen. BFFD'ye eşit. AEEC'ye eşit. AD 14, BC 10. Arkadaşlar bakın ne demiştik az önceki, hatta bir önceki soruydu galiba. Size bir kenar ortay verdiyse açı kenar bağıntılarında muhtemelen sizden bir orta taban bekliyordur. BFFD'ye eşit. Bunları farklı bir kalemle işaretleyelim. Şöyle BF tamam. Farklı bir kaleme geçiyorum. FD'ye eşitmiş. Güzel. Ondan sonra da AEEC'ye eşit demiş. Onu da yine böyle mavi ve kırmızı yapalım. Şuradaki EC uzunluğu AE uzunluğuna eşitmiş. Pekala, orta taban yaparsak hocam nereyle orta taban yapacağız? Arkadaşlar size neyi soruyorlarsa o uzunluğu içine alan bir üçgen üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu noktayı işaretlesem ve F ile bu noktayı birleştirsem şu an burası bunun tam ortası olsa. Mavi ile kırmızı da eşitti. Dolayısıyla bu 14 ise burası orta taban gereği 7 olur. Aynısını buradan yaptığımızda yine bakın şuradaki nasıl göstersem şuradaki kırmızıyla şuradaki mavi birbirine eşit. Dolayısıyla burada da bir orta taban var. Bura 10 ise burası 5 olacak. Şimdi bunları bir değerlendirelim. Şu gereksizleri bir silelim. Onları kullandık. Bitti. Burası 7'ymiş. Şimdi x ile ilgili artık ne söyleyebiliriz? X kesinlikle küçüktür 5 artı 7 12'den ve x kesinlikle büyüktür 7 eksi 5 2'den. EF yani x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bu aralıkta kaç tam sayı değeri var arkadaşlar? 12 eksi 2 eşittir 10 eksi 1'den 9 tane tam sayı değeri varmış. Sıradaki sorumuz. D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde herhangi bir nokta BD dik DC 9 12 10 verilmiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar burası 90'dan pardon burası 90 ise şuradaki açının 90'dan küçük olduğunu anlıyoruz. Burası 90'dan küçük. Pekala, burası 90 olsaydı 9 12 15 olurdu. Fakat 90'dan küçük olduğu için bu x açısı da 15'ten pardon x uzunluğu da 15'ten küçüktür. Ve burada x hipotenüs olduğu için
Kesinlikle dik kenarlardan büyük olacak. Yani 10'dan da büyük olacak. Bu aralıkta kaç tane tam sayı var? 4 tane tam sayı var arkadaşlar. Sıradaki sorumuz, uzunluklar verilmiş. E noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde herhangi bir noktadır. Buna göre AE artı ED toplamının en küçük ve en büyük tam sayı değeri nedir diyor. Arkadaşlar E noktası burada gezen bir nokta. Yani şöyle ben şurayı çeksem, şöyle birleştirsem, bu E dediğimiz nokta belki de şurada bir noktadır. Bilmiyoruz. Çünkü üçgenin iç bölgesinde bir nokta demiş sadece. 5, 12, 13. Burası 13'tür. Burası 13 bölü 2. Burası 13 bölü 2. Burası da 13 bölü 2 olur. Normalde ne diyor? En büyük ve en küçük tam sayı değerleri diyor. Normalde buranın en küçük değeri 6,5 olur. Fakat hani doğrusal olması gerekir. O yüzden de 6,5 olur. Fakat bizden tam sayı istediği için en az 7'dir diyeceğiz arkadaşlar. Sonrasında buranın en büyük değeri de şöyle düşünün. Bu iç bölgede bir nokta ya, şu C noktası olsun mesela. Tam olarak C noktası olsa. Buradaki en büyük uzunluk da C noktasına gidip C noktasından da buraya gelmek şeklinde olur. C noktasına gitmek 12 santim. D'den C'ye gelmek de 13 bölü 2'den 6,5 santim olur. 12, 6,5 daha 18,5 olacak. 18,5 alabileceği en büyük değer, bunu alamıyorsa, tam sayı diyorsa, ya bundan daha büyük bir şey alamıyorsa ve tam sayı diyorsa, demek ki alabileceği en büyük değer 18'miş. 7, 18 daha 25 olacak cevabımız. Evet, son sorumuz arkadaşlar. ABC bir üçgen. BAC açısı küçüktür 90. BAC açısı küçüktür 90. DC eşittir 5BD denilmiş arkadaşlar. Yani ben BD'ye A dersem DC'ye 5A diyeceğim. Tamam. Ve bu BAC'nin 90'dan küçük olması önemli. Bakın BAC, yani şuradaki açı 90'dan küçükmüş. Pekala, ben buradan şöyle bir paralel çizsem. Benzerliğe göre 5'e 6. O zaman bura 6 ise burası 5 olması gerekiyor. Sonrasında 5'e 6 şeklinde yorumlarsak, yani 6K 18 ise K buradan 3 olur. Yani burasının da 3 olması gerekiyor. Pekala, AD yani X'in en küçük tam sayı değeri. İşte geldi bunun, yani buradaki 90'dan küçük olması meselesinin kullanılacağı yere. Burası 90'dan küçükse paralellikten dolayı burası da 90'dan küçük olur. Burası da 90'dan küçük olur. Ve buradaki açının 90'dan büyük olduğu anlaşılır. Buradaki açı 90 olsaydı, şunları silelim artık. Buradaki açı 90 olsaydı X hakkında X kare eşittir 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi 25 derdik. X kare eşittir 34 olurdu. Buradaki açı 90'dan büyük olduğuna göre X kare de 34'ten kök 34'te, pardon, X kare 34'ten büyük olacak. O zaman X büyük olacak kök 34'ten. O zaman kök 34'ten büyük olacaksa ne olur arkadaşlar? 6 olur, yani kök 36 olur. Cevabımız da D şıkkı olur arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sesimden dolayı kusura bakmayın, biraz hastalığım var. Kendimi çok toparlayamadım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.